Merhaba arkadaşlar. Dik üçgenler testlerimizden dördüncü testin soru birinden devam edelim çözümlerimize. Sorumuza baktığımızda hemen diklikten diklik inildiğinden dolayı öklit bağlantılarını kullanacağız. Bunun karesi hemen altındaki kenar ile tamamını çarpımı şeklinde formülümüzden yapmaya çalışacağız. Bakın 3 kök 5'in karesi nedir? 9 çarpı 5'ten 45. Altında hemen x'imiz var ve çarpı x artı 4. Gayet klasik bir soru. Burada x yerine bakınız 5 yazdığımızda evet burası da 9 yapıyor. 5 kere 9 45 yapar. Demek ki x değerimiz nedir? 5'tir. Diyeceğiz cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuzda bakın gene diklikten diklik inildiği için burada da gene diklikten diklik inildiği için öklit bantlarını kullanmaya devam ediyoruz. Ee, neydi bizim formülümüz? H kare pk dediğimiz formül. Ben buraya h adını vereyim. H'ın karesi ne olacak? Küçük üçgenimizde 4 ile 2'nin çarpımı 4 çarpı 2 8 yapar. Yani buradan h değerimiz kök 8'den 2 kök 2 gelecektir. Hemen buraya yazdım 2 kök 2'yi. Yukarısı da aynı olacakmış. 2 kök 2. Komple burası ne geldi? 4 kök 2. Şimdi bu yaptığımız buradaki h kare p büyük üçgen için kullanacağız. Bakın aşağıya inen yüksekliğimiz 4 kök 2 4 kök 2'nin karesi eşittir. Böldüğü kenarlar bu sefer 4 ve x artı 2. O zaman bunları şöyle yazalım karşısına. 4 çarpı x artı 2 şeklinde. 4 kök 2'nin karesi 16 çarpı 2'den 32. Karşıda 4 var. X artı 2. Burada bakınız şu 4 ile 32'yi sadeleştirirsek 8. x ile 2'yi toplayınca 8 olacak. O zaman x değerimiz ne gelmesi lazım? 6 çıkmış olacak. Cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuzdayız. Ee, evet baktığımız zaman gene dikten dikilmiş, dikten dikilmiş Öklit bağıntılarını kullanacağız. Gene bakın buranın karesi ile ilgili bir formülümüz vardı. Ama buna geçmeden şurada bir oranımız var. Bu oranımızı yerleştirelim. EC'miz K, e, FB'miz de ne oldu? 2K bu şekilde yerleştirdikten sonra neydi arkadaşlar? Bakın şunun karesi hemen altındaki kenar ile tamamının çarpımı olacaktı. Hemen ifade edelim bunu. X'in karesi eşittir. Ka, e, 2K çarpı tamamını arkadaşlar ben BC kenarı demek istiyorum. Bu şekilde bıraktım. Şimdi aşağıdaki üçgene bakalım. Gene hemen bunun e, karesi yani 4 kök 2'nin karesi 32'dir gençler. E, hemen altındaki kenarımız bu sefer K ile gene tamamının çarpımı diyeceğiz. E, K'mızı yazdım. Tamamı da gene BC kenarı olacak. Yani bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bir oranlama işlemi yapacağız. Bu karşılıklı olarak alt alta oranladığımız zaman kollar birbirini götürecek. Böylelikle birçok bilinmeyenden kurtulmuş olacağız. Bc'ler de bc'leri götürecek. Böyle işler işler yaptığımız zaman x'in karesi 2 çarpı 32'den 64 geldi. Buradan x değerimiz 8 gelecek. Cevabımız Bursadır. Dördüncü sorumuzdayız. Hemen dikten dikilmiş, dikten dikilmiş öklit bağlantılarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bize şöyle güzel bir bilgi vermiş. BE E, ile E, C kısmının birbirine eşit olduğunu söylemiş. Ben burada öklit bağlantılarını kullanmak için şu taban kenarlarına isimcikler veriyorum. A dedim, B dedim. Buraya kadar olan kısım A artı B ise bundan sonraki kısımda yine A artı B olarak ifade edelim. Çünkü BE ile E, C eşit idi. Şimdi gelelim küçük üçgende bunun karesiyle başlayan formülümüze. Onun karesi ne oluyordu? Hemen altındaki kenar ile tamamını çarpımıydı gençler. O zaman hemen 4'ün karesi 16, a çarpı a artı b olarak ifade ettim. Büyük üçgene geçtim. Bu sefer x'in karesi hemen altındaki kenar ile tamamının çarpımı bu sefer. Aynısını yazalım. X'in karesi eşittir. Hemen altındaki kenara A demiştik. Ve tamamı arkadaşlar bu sefer tamamı olacak. 2 tane A, 2 tane B oluyor. O zaman 2 parantezinde A artı B şeklinde ifade ettim. Ve gene karşılık alt alta oranladığımızda A, A'yı götürüyor. A artı B'ler birbirini götürüyor. Gene içler dışlar çarpımı yaptığımızda X kare 32 geldi. Buradan kök 32'den 4 kök 2 cevabını bulacağız. Cevabımız denizli arkadaşlar. Beşinci sorumuz var. Yani bu test genellikle hep öklit bağlantısıyla alakalı sorular. Bakınız dikten diklik inmiş, dikten diklik inmiş. hep öklit yapacağız. Başlamadan önce hemen şuradaki oranımızı yazmak istiyorum. AE kısmı, ED kısmımıza şöyle K ismini verdim. AE'miz o zaman ne olacaktır? 2K yaptık. Ök önce şuradaki yan duran e, ee, üçgende ABD üçgeninden başlayalım. Bakın dikten dikindiği için ben H kare PK yapmak istiyorum. Şuradaki kenara H adını verelim. Buradan inen yükseklik bunlar da P ve K dediğimiz e, kısımlar oluyordu. Yani formül olarak ispatta o şekilde verilmişti. E, o zaman H'ın karesi o zaman K ve 2K'nın çarpımı olacak. K ve 2K'nın çarpımı. O zaman H kare dedim. E, 2K kare haşı bulmak istiyoruz. Ne yapacağız? Her iki tarafın kare aldık. O zaman H dediğimiz zımbırtı ne oldu arkadaşlar? K kök 2 olarak bulmuş olduk. Gelelim bunu artık buraya K kök 2 yazdım artık. Aynı ifadeyi yani H kare PK formülünün kitapta verildiği haliyle arkadaşlar uygulayacağım. Yine bakınız e, diklikten inen diklik yani buradaki ifadenin 2K'nın karesi şöyle yazalım. Hemen böldüğü kenarların çarpımına eşittir yorumunu yapacağız. O zaman ben burada k kök 2 çarpı 8 diye yazdım. Şuradaki ifadenin karesini aldığımı da 4 k kare k çarpı k kök 2 çarpı 8 oldu. Şuradaki k'nın biriyle şuradaki k gider burada bir tane k kaldı. Şu 4 de hadi 8'i götürelim. O zaman k dediğimiz yer 2 kök 2 geldi. Gel burada kardeşim bunu yaz yerine. Şuraya 2 kök 2 yazıyorum. Şuraya da k gördüğüm yere 2 kök 2 yazıyorum. Bunu yazdığım zaman bir ekstradan bir kök 2 ile daha çarptığımda şuradaki kenarın arkadaşlar gerçeğinin 4 birim olduğu ortaya çıktı. Bakınız burasının 4 olduğunu biliyorum. Burasının 2 kök 2 olduğunu biliyorum. Şu üçgende bir pisagor bağıntısı yaparak sonuca ulaşabiliriz. Dördüncü 16 idi. Burası da 8 gelir. Toplamı 16, 8 daha 24. Kök 24'ten 2 kök 6 olarak cevabımıza erişmiş olacağız. Cevap Ceyhan'dır. Evet 6. sorumuza gelmiş olduk. 6. sorumuzda arkadaşlar bakın gene dikten dik inmiş tutmuş burada AD köşesinden böyle kesmiş. Kestiği parçayı arkadaşlar şu soldaki parçayı sağdaki aynen duruyor bakın aynen duruyor. Soldaki parçayı ok yönünde A köşesi etrafında döndürüyor. Dön 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 dön, dön çat buraya oturuyor arkadaşlar. Aynen şekil iki de gözüktüğü gibi. Ee, peki bundan sonra şurada oluşan artık parçanın uzunluğunu istiyor bizden. Peki hala yani biz bu döndürme işlemine başlamadan önce öklit bantından yararlanarak ahanda da şurayı bulmak istiyoruz. Bakın şunun karesi bu ikisinin çarpımıydı değil mi? O zaman ben şuraya bir h yazayım. H'ın karesi eşittir. 4 çarpı 9 36 yapar. Neyin karesi 36 h 6 geldi. O zaman bunu böyle yazalım. Şuraya 6, 6'sın sen. O zaman burada da 6. Şu parça döne 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 nereye gitti? Buraya gitti değil mi? Burası da 6. E, ee, altının, altının sol tarafında kalan parça 4. Yani şurada olan parça döndü. Hop, bu da buraya geldi. Bu şekilde yapmış olduk. Yerleştirdik. Böyle yerleştirince bakınız arkadaşlar. Şurada küçük bir üçgen oluşturmak istiyorum. Şunun devamını getirecek olursam. Evet. Şurada Bakın şurada küçük çapta bir üçgen oluştu. E artık şu cisim bir dikdörtgen. 6 ise burası da komple 6 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Burası 6 ise de aşağı kısımda 6 olacak. Al buraya da 3 kaldı. Ve burada bir pisagor yaparsan 4 artı 9'dan kareleri toplamı 13 yapar. Cevabımız kök 13'tür diyeceğiz. Cevap denizli. 7'deyiz. 7'de bakar bakmaz soruda ne görüyorum? Bak diklikten aşağı ne inmiş? Kenar orta inmiş. He, o zaman burada ne olacak? Muhteşem üçlü kavramı ortaya çıkacak. Pekala e, bakınız şuradaki üçgenimiz 6 8 10 üçgeni değil mi? Evet. Şunun tamamı 10. O zaman şuralar 5, 5 ve ben buraya da beni 5 diye yazarım. Ee, ne yapıyorduk? İkiz üçgen gördüğümüzde diklikler atıyorduk. Değil mi arkadaşlar? O zaman şuradan şu x'e doğru şöyle düşünelim. Şu x'i içeren bir üçgen olacak şekilde şuradan bir diklik atarım. Aşağıya da doğru atabilirim ama e, atalım. Doğru. O şekilde de atalım. Fark eden bir şey olmaz. Bakın e, ne olacak? E, tabanı ortadan ikiye bölecek. Değil mi? 4 4 o zaman şurası 3, 4, 5'ten 3 çıkar. Burası 3 ise aha burası da 3'tür. E, 6 idi burası 3 ise burası 3 oldu. Zaten buradan aşağı indireceğin diklik de bu tabanı 2'ye bölecekti. Burası 4 ise aha burası 4'tür Bakın şimdi üstünden geçiyorum arkadaşlar. Çok dikkat edin. D, E, B, A üçgeni. Bu nasıl bir üçgen? Bakın şurada koskocaman bir 90 derece var. Ve 90 derecenin olduğu yerden ne indirmişiz biz? diklik indirmişiz ve öklit bantısı yapabilirim. O zaman şunu inen yükseklikle alakalı ifade edelim. İnen yüksekliğin karesi böldüğü kenarların çarpımına eşit oluyordu. O zaman oradan yapıyoruz. 4'ün karesi 16. Bakın burada böldüğü kenar bir tanesi 3. Diğer tarafta böldüğü kenarda x artı 3. O zaman şöyle yazıyorum. x artı 3. Ne yapabilirim? Hemen şu parantezi şöyle açalım arkadaşlar. 16 eşittir. 3x artı 9. 9 hop bu tarafa attık. Ne kaldı? 7 kaldı. 3x 7 ise x'imiz kaç gelecek? 7 bölü 3 diyoruz. Cevabımız Adana'dır. 8. ve son sorudayız arkadaşlar. Evet. Son sorumuz. Son sorular biraz daha gıcık olabiliyor. Ee, bakın iki tane eşit dörtgen bu şekilde yerleştirilmiş. Sonra da demiş ki HP'nin hizasından kesilmiş. Bakın HP'nin hizasından kesmek istiyorum. Yani şöyle kesince bakın şöyle evet. Bakın şurada bir parça oluşuyor. İşte bu oluşan parça bu ikinci parça. Şurada oluşan parça da birinci parçamız oluyor. Bu oluşan parçaların üzerinde şu mavi çizgilerimiz var. Bunlar ne durumunda? Köşegen durumunda. Bu köşe ben çiz, kestiğimiz zaman buradan o zaman şurada oluşan parçanın üstünde mavi bir çizgi parça kalıyor. İşte bunun uzunluğunu soruyor. Çok zevkli bir soru arkadaşlar. Ee, her şeyden önce şu okları ben bir silmek istiyorum. Olayı göstermek için de. Şimdi oklar sildikten sonra şuradaki mavi çizgi köşe Doğru mu? Ee, o zaman bunlar eş şekil olduğundan dolayı bu dikdörtgenin köşegeni ile bu dikdörtgenin köşegeni her şeyden önce ne olmalı? Eşit olmalı ve eşitlikleri koydum. Sonra bu dikdörtgen parça 90 derece böyle yatmış mı? Yatmış. O zaman köşegen de 90 derece dönmüş olmaz mı? Evet. O zaman burada ne çıktı karşımıza? 45, 45, 90 üçgeni. O zaman 90'ın karşısı 20 kök 2 ise bu köşegen uzunlukları ne olacaktır? Evet 20, 20 gelmiş olacaktır. Şurada bakın AD 16 20 şeklinde bir özel üçgenimiz var. 3 4 5 üçgeninin 4 katı hali arkadaşlar. O zaman buraya da 12 diyeceğiz. Burası 12 ise kısa kenarım. Bunun da bu kısa kenarı 12 olacaktır. Burası 16 olacak gene. Burası 16 olacak. Burası 12 ise gel burası da 12. Gel burası da 12. 16'dan geriye ne kaldı? 4. 4'ü buraya vermiş olduk. Pekala. Eğer ben şurayı bulursam burayı da bulabilir miyim? Evet. Peki yani burayı bulabilmek için ne lazım? Şuradaki uzunluğu bulmamız arkadaşlar lazım. Ee, burası da dik düştüğü için gene öklit bağıntısını anlattığım için öklitten yapıyorum. Ee, burada aynı zamanda benzerlikten de yapılabilirdi bu şekilde. Ee, ama ben bunları şimdi siliyorum. Öklitten devam edelim. Biliyorsunuz neydi? Şu parçayla şu parçanın çarpımı yüksekliğin karesi oluyordu. Ben bu parçaya bir y adını vereyim. y ile 16'yı çarptım ve 12'nin karesini elde ettim. O zaman buradan sadeleştirerek gidelim. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 3. O zaman 3 kere 3'ten y kısmımız 9 geldi. Burası 9'du. Tamamı 12 değil mi gençler? Bakın aha burada. 12. O zaman buraya ne kaldı? 3 kaldı. O zaman 3, 4. Ne diyeceğiz? Buradaki parçamız 5 birimdir diyeceğiz. X'imiz 5'tir diyoruz. Cevap Denizli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.